Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Game of Sultan videosu çekeceğiz. Serkan abimizin çağrına giriş yaptık. Sağ olsun kendisi müsaade etti. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar size kısa kısa anlatacağım. Game of Sultan sıralaması devlet gücüne göre oluyor. Öncelikle sıralamamıza girelim. Kaçıncı sıradayız? Devlet gücümüz ne durumda? Arkadaşlar 5. sıradayız. 438 milyon devlet gücümüz var. Şimdi Game of Sultan 3 günlük etkinliklerle oluyor. O etkinliklere birikimler yaparak, tabi ödemeler de yapıyorsunuz. Burada paketler var. 6 liralık, 7 liralık, 34 liralık, 135 liralık, 350 liralık ve 700 liralık arkadaşlar. 700 liralık paketi yüklediğiniz zaman ortalama 10.000 elmas, 10.000 puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çar VIP 8. VIP 8 743 bin. Yani 700'lük paketten 74 kere yakın almışız. Ortalama 47-48 bine yakın bir TL yüklenmesi yapmışız. Şu anda 255 bin, yani 25 kereye yakın yükleme yapmamız gerekiyor 10 binlik puandan. VIP 9 olabilmemiz için. Bu da ortalama 18 bine tekabül ediyor. Serkan abimiz bu oyunu oynuyor ve sürekli ödeme yapıyor arkadaşlar. Yakın zamanda size tekrardan bir tanıtım videosu çekeceğiz VIP 9 olarak. Onu da kanalımıza atacağız arkadaşlar. Şimdi 3 günlük etkinlikler demiştik. Şu an 3 günlük etkinliklerde hangi etkinlikler var? Er Meydanı adlı bir etkinlik var ve sıralamada gördüğünüz gibi birinciyiz. Birlik sıralaması oluyor arkadaşlar, kişisel olduğu gibi. Diriliş olarak birliğimiz de birinci sırada. Diriliş birliği aynı zamanda arkadaşlar güzel dostluklardan, güzel samimi insanlardan oluşan bir aile birliği. Sıralamada da birlik sıralamasında da birinci sıradayız arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar devlet gücünü arttırdığınız zaman ne giriyorsunuz? Arz odası var. Arz odasında altın, tahıl, aynı zamanda yeniçeri topluyorsunuz. Bunların da etkinlikleri var. Bunların da etkinliklerine birikim yaparak belli bir zaman sonra alabileceğinizi düşündüğünüz zaman girip alıyorsunuz. Burada da devlet işleri var arkadaşlar. Aynı zamanda rozetleri var, mühürleri kullanabiliyorsunuz. Şu anda kullandığım gibi ekstra toplayabiliyorsunuz. Tabi devlet gücünü arttırdığınıza göre de yüksek alıyorsunuz odasını. Arz odasını daha yüksek alabilmenin en mantıklı yolu cariyeden geçiyor. Bir cariye seçiyorsunuz. Örnek vereyim, biz hangi cariyeyi seçmişiz? Ruhisar. Bu cariyenin yeteneklerine yıldız atlatıyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yıldızlar. Cariye tecrübesiyle de cariyeyi oynadıkça, denk getirdikçe kazanılan tecrübe oluyor. O tecrübeyle de yükseltiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yüzdeleri artıyor. Yüzdeler arttığı zaman bu cariye, örnek veriyorum, Sokullu Mehmet'in cariyesi. Sokullu Mehmet'e hemen gelelim. Sokullu Mehmet arz odası veziri yapmış durumdayız. Orada yetenekleri ve yüzdeleri arttırdığınız zaman burada bu yeteneklere pay adlı bir şeye basıyorsunuz. Bu payeleri bastığınız zaman devlet gücünüz o cariyenin yüksek olmasından ve doğru gittiğinizden dolayı daha hızlı yükseliyor burada gördüğünüz devlet gücü arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar burada Enderun var. Burada da vezirlerinizi 10 tane açmışız. Zaten sınır 10 tane. 10 tane veziri yerleştiriyorsunuz. Oto öğreniyorsunuz. 3 saatte bir bitiyor arkadaşlar. Vezirlere kitap tecrübesi ve dövüş özellikleri kazandırıyor. Dövüş özellikleri de arkadaşlar Er Meydanı'nda, burada tüm haklarımızı kullanmışız. Buradan devam edebiliyoruz. Buradan arkadaşlar herhangi bir vezirle saldırı yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda yaptığım gibi otomatik saldıracağım ben arkadaşlar. 24 tane vezirini yedik. 26 tane var zaten. 24 tane veziri yiyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Er Meydanı'nda arkadaşlar vezirleri güçlendirmek özelliklerden geçiyor. Özellikler burada göründüğü üzere. Özellikler nereden artıyor? Belli yerlerden gelen ve ödemelerden gelen kitaplar var. Bunların da payeler gibi bilgi, politika, itibar ve rastgele ve güç kitabı olarak adlandırılıyorlar arkadaşlar. Bunları da vezirlerin özelliğine göre, her birinin özelliğine göre bastırdığınız zaman daha hızlı devlet gücünüz artar ve daha aktif olursunuz sıralamalarda arkadaşlar.
Aynı zamanda burada taşraya giriyoruz arkadaşlar. 12'de av açılıyor. Avlanıyorsunuz. Ödüller kazanıyorsunuz. Ve grid seferi var. Grid seferinin amacı burada vezirlerinizle oynuyorsunuz. Saldırıyorsunuz gücüne göre. Puanlar kazanıyorsunuz. Bu puanlarla da arkadaşlar puan takasına girip şu an gördüğünüz üzere hepsini almışız. Bunları alıyorsunuz. Bunlarla da arkadaşlar vezirlerin seviyesini görüyorsunuz. Seviyesini arttırıyorsunuz. 400'e kadar onlarla arttırıyorsunuz. 400'den sonra İftihar Madalyası adlı taarruz bölümünde baskın atarak arttırıyorsunuz. Örneğin 425'e 25 tane istiyor İftihar Madalyası. Bizde 23 tane mevcut. Daha taarruza devam etmemiz lazım. Baskın atarak oradan İftihar Madalyası kazanıp iyi vezirimize level atlatırız. Taarruz burası oluyor arkadaşlar. Çoklu saldırı. Şu anda yapmayacağım, sadece gösteriyorum. Katları ilerletip saldırı dediğiniz zaman atıyorsunuz. Buradan ödülleri alıyorsunuz. Şansa bağlı iftar madalyası da geliyor olabiliyor. Aynı zamanda tedbirli kıyafet var burada. Otomatik yapalım. VIP'yiz diye 11 tane gezebiliyoruz. Burada da ekstra tal, altın, politika ve cariyeye samimiyet kazanıyoruz arkadaşlar. Genelde her şey biriktiriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an bayağı bir birikim var. Payeleri görüyorsunuz. Burada 3 haftalık birikim var arkadaşlar. Önümüzdeki şu an burada yazdığı üzere yakut anahtar Mısır'da kullanılıyor. Bu anahtarla şu an şu gördüğünüz Mısır kalıntıları adlı etkinlik açılacak. 27 saat sonra arkadaşlar. Burada birinci olacağız. Burada da bu veziri veriyor birinciye. Onu da hemen göstereyim sıralamadan. Bakın birinciye veziri veriyor. Burada da sunucular arası yarışılıyor. Ortalama birkaç tane server birlikte yarışıyor. Alması zor ama birikim yaptığınız zaman imkansız da değil. Burada Floresanlı Davut var. Bu vezir özel bir vezirdir. Bu vezir de devlet gücünü arttırmada kazanılıyor. Sunucular arası devlet gücünü. Biz bir kere aldık. Aynı zamanda gördüğünüz üzere profilde yapabiliyorsunuz. Şu anda üstümüzdeki birikimle de ikinci sefere almayı planlıyoruz. Onu aldığımız zaman da sizlere tekrardan bir video çekeceğim arkadaşlar. Onun haricinde Galebe Divanı var. Burada da bu gördüğünüz varisler oluyor. Varisleri elçilere göre Avusturya'ya vesaireye gönderiyorsunuz. Diploma kazanıyorlar. Onunla da ekstra bir yer artıyor arkadaşlar. Kısa kısa anlatacağım, uzun olmaması adına. Hiçbir zaman aynı veziri vermez. Aynı vezire uyum basıyorsunuz. Burada Floresanlı Davut olduğu gibi sunucuyu tekrar aldığımız zaman uyum alacağız. Bastığımız zaman %15 uyumu artacak. Bu uyum buradaki tüm özellikleri %15 arttırıyor. Yani bunlara ne kadar paya basar geçirirseniz %15 daha fazla size güç verecek arkadaşlar. Arkadaşlar vezirlerimiz de bu şekilde 4 milyar 200, 1 milyar 500, 738 milyon, 283 milyon güç olarak gidiyor. Yetenek kısmı da bu arkadaşlar. Özellik kısmı arkadaşlar er meydanında aynı zamanda can oluyor. Vezirlerimizin canı yüksek oluyor. Demin size Enderun'u göstermiştim. Enderun'da da dövüş gücünü arttırıyorsunuz. Özellik kısmından da canını arttırıyorsunuz. İki şekilde de arttırdığınız zaman veziriniz çok sağlam oluyor. İstediğinizin tüm vezirlerini yiyebilirsiniz arkadaşlar. Vezirler bu şekilde. Videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.